Genel Meyve Lisesi yerine yaptığımız Kayış Dağı'ndaki araziyi biz üzerindeki gece konduda oturan insanlara ödemeler yaparak, çıkartarak o araziyi e, milli eğitimin yani daha maliyenin hizmetine verdik. Aziz Yıldırım'a 301. Madde Şoku Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter evet, 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 Mahmut Uslu, As Başkanlar Mithat Yenigün, Nihat Özbağ evet, ve Şekip Mosturoğlu, 29 Nisan'da Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yı makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede geçmişte yapılan anlaşmalara rağmen halen kulübe devredilmeyen Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisi konuşuldu. 13.08.2013'te Fenerbahçe Spor Kulübü imzalanan protokolde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, Bakanlığımız ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında imzalan protokol ve örneği ekte göndermiştir diyor. Bakanlık Fenerbahçe Kulübü'nün eski Kenan Evren Anadolu Lisesi arsa ve binalarının kulübe devrine ilişkin protokolü tam olarak uygulamadığını bildirerek olumsuz yanıt verdi. Eğitim ünitelerinin toplam maliyeti 18 milyon 480 bin 200 liradır. Buna karşılık bakanlığımıza ait olup edimlerin tamamlanması durumunda Fenerbahçe Kulübü'ne tahsis edilmesi talep edilen taşınmazların değerleri ise toplam 345 milyon 726 bin 200 liradır. Burada bir devletle Fenerbahçe Spor Kulübü kurumu arasında bir anlaşma yapılmıştır. Biz bu anlaşmanın uygulanmasını istiyoruz. Karlı olup olmadığı sorar değerlendirilir. Önce iki taraf da bu anlaşmaya sahip çıkacak. Evet biz bunu yaptık diyecek. Görüşmenin ardından Yıldırım'ın Bakan Avcı'nın makamından ayrılırken küfür ettiği iddia edildi. Bazı bakanlık görevlilerinin de bu durumu tutanak altına aldığı öğrenildi. Milliyetin Bakanlığı da tutanakla birlikte Yıldırım hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ankara Basın Savcısı Mehmet Taşlar'ın da Yıldırım hakkında TCK'nın 301. maddesinden soruşturma yürütebilmek için bakanlıktan izin istediği bildirildi. Adalet Bakanı Kenan İpek'in izin vermesi halinde... Yıldırım hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılabilecek. Aziz Yıldırım, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamakla suçlanacak. Gelmedi, değil